şekilde değerli konut vergisi isminde yeni bir vergi ihtisasını da bu kanun teklifiyle meclis başkanına vermiş olacağız. Burada 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında konut değeri olanlar yıllık %3 oranında, 7,5 ile 10 milyon lira arasında konut değeri olanlar %6 oranında, 10 milyon üzeri konut sahibi olanlar ise yıllık %1 oranında değerli konut vergisi kanun teklifimiz yasalaşırsa vereceklerdir. Yine lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara yapılan tevkifat olan oranı %15'ten %20'ye çıkarılıyor. Aynı şekilde otomobil özel sektörde şirketlerin kiraladıkları otomobillerde üst limit, giderleştirebilecekleri üst limit 5500 Türk lirası olarak teklif edilmektedir. Burada yaptığımız gözlemlerde şirket sahipleri şahsi kullanımları için araçlar kiralamakta ve bunları şirketin üzerine almakta ve bunun bütün giderleri şirket tarafından karşılanmaktaydı. Burada ortalama ticari faaliyette kullanılabilecek olan binek araçların 5500 lira ile sınırlandırılmasını teklif ediyoruz. Üstünde araç kiralanabilir mi? Tabii ki kiralanabilir ama bu giderleştirilemeyecek. Yine değerli basın mensupları, kambiyo muameleleri vergi oranı %1'di. Bunun %2'ye çıkarılmasını teklif ediyoruz ve döviz hesaplarından elde edilecek olan faiz gelirlerine uygulanan stopaj oranı %15'ti. Bunun bir katına kadar artırılmasıyla alakalı Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesini kanun teklifi içerisinde öngörülmüş bulunmaktayım. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Seçtikten sonra plan bütçe bunu gündeme koyup kanunlaştırıp genel kurula gelirse, milletvekillerimiz buna onay verirlerse buradan geçmiş olacaktır. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Bir kaynak düşünülüyor efendim. Değerli arkadaşlar, teknik detaylarla alakalı açıklamaları farklı alanlarda farklı gelir hesaplamaları yapılmaktadır. Dolayısıyla paketin amacı çok kazanandan vergi oranına göre daha çok vergi, az kazanandan daha az vergi. Aslında teklif bir amaçla, bir anlamda bunu amaçlamaktadır. Dolayısıyla her bir dilimle alakalı farklı hesaplamalar bulunmaktadır. Bunlar zaten teknik aşamada da paylaşılacaktır. Peki, başka soru yoksa... İnternet ortamındaki uygulamalarla ilgili YouTuber'lar da dahil olacak mı? Onların kazancı. Şimdi değerli arkadaşlar, bu kurumsal olarak bu şirketlere getirilen bir dijital hizmet vergisi. Diğer konularla alakalı biliyorsunuz elde ettiğiniz gelirler gelir vergisi kanunu tabi. Onlar zaten bir gelir elde ediyorlarsa gelir vergisi hükümlerine tabidir. Onlarla alakalı bir boyut yok. Bu tamamen bu anlamdaki kurumsal şirketlerin sundukları hizmetler karşılığında elde ettikleri. Az önce saydığım reklamdır, video, müzik satışıdır veya van ve hizmet satışın tanıtımından elde ettikleri gelirlere yönelik bir vergi düzenlemesidir. Şöyle, biz meclis başkanına vereceğiz. Havale edildikten sonra plan bütçe komisyonu kendi gündemine göre uygun bir zamanda bunu gündeme alacaktır. Yani meclis başkanlığından havale edildikten sonraki kısmı plan bütçe komisyonunun takdirindedir. Onlar uygun bir zamanda alırlar diye düşünüyorum. Son soruyu alalım. İkinci yargı paketi acaba önümüzdeki hafta gelecek mi? Bütçe öncesinde yetiştirir mi? Değerli arkadaşlar, çalışmalarımız sürüyor. Bittiği vakit nasıl bunu bitirip açıkladıysak onu da kamuoyuyla paylaşacağız. Şu an bitmeyen çalışmalarla alakalı herhangi bir açıklama yapmayı doğru bulmuyoruz. Bu paketle alakalı da çok farklı spekülasyonlar kamuoyunda dolaştı. Farklı farklı bilgiler dolaştı. Dolayısıyla onları da çok doğru bulmuyoruz. Vatandaş yanıltılabiliyor. Doğru bilgi netleştiği zaman zaten bizler tarafından, bilgiler tarafından da kamuoyuyla paylaşılıyor. Dolayısıyla netleştiği vakit o da paylaşılacaktır sizlerle. Peki, ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun tekrar.